Tekrar merhaba. İzmir'den gelen şairlerimiz ve Capullo dans grubuyla bu akşam size günümüzde her şeye hakim olmaya başlayan yapay zeka ile ilgili bir etkinlik hazırladık. Hem yapay zekanın insan emeğinin insanın yerini almasına karşıyız. Buna bir farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Yapay zekanın insanı değil, insanın yapay zekayı kullanmasını amaçlıyoruz. Etkinliğimize hoş geldiniz. Başta Foça Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyoruz. Capullo Dans grubuna, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Derneği'ne, Kanguru Kültür Merkezi'ne, Türkiye Yazarlar Sendikası'na teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben açılış konuşmasını yapmak üzere yazar şair Aydın Şimşek'i davet etmek istiyorum. Sevgili konuklar, hoş geldiniz. Yapılan teşekkürlere ben de katılarak yapay zeka, yüksek teknoloji, yaratıcı özne ve ortaya çıkan sanat üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Günümüzde tarif edeceğimiz bütün merkezlerin dağıldığı, bu nedenle de bizde birlikte olduğu kadar bize rağmen bir dünya da gelişiyor. Evet hocam, vallahi. Bize rağmen olan dünyalara karşı geleneksel olarak onu yok saymak ve içerisinde sıkıştığımız motivasyonla hayatımızı sürdürürken bize rağmen olan yeni bir dünyanın hareketleri de hayatımıza dahil oluyor. Galiba günümüzde en çok tartışılan olgulardan bir tanesi bu yüksek teknoloji ve data akışlarının toplandığı yapay zekanın insan hayatının neresinde nasıl bir edim, bir irade kullanacağı üzerine duyulan hem sevinç hem de kaygıların dillendirildiği bir dönemden geçiyoruz. Görünen o ki yapay zeka bundan sonra hayatımızda çok boyutlu ve son derece dinamik olarak yer alacak. Ve yapay zekanın her gün önümüze getirdiği olaylar, olgular insan emeğinin doğrudan doğruya üretimsel etkinliklerini yapay zekanın kendi fonksiyonlarıyla ele geçirip, yer değiştirip üretimde bir yapay zeka mutlaklığıyla karşılaşacağız. Peki burada insan ne olacak sorusu temel bir soru olarak önümüze elbette düşüyor. İnsanın yaratıcılığıyla yapılandırılmış bellek olan yapay zeka arasındaki ilişkiyi nasıl dengeye oturtabiliriz kaygısı hemen hemen bütün sanat ve felsefe tartışmalarının merkezini oluşturuyor. Bugün size duyurularda yapılan çağrı şiir ve tango olgusu olsa da hemen yanına yapay zeka, şiir ve tango kavramını getirmek gerekiyor. Çünkü bugün şairlerin şiirlerini yapay zekanın tango formunda besteleyerek önümüze getirdiği bir etkinlikten besleneceğiz. Yani doğrudan doğruya şairlerin şiirleri yapay zekaya verildi ve bunları tango formunda besteler misiniz dendi ve yapay zekanın bestelediği şairlerin şiirlerin tango formuyla yeni bir evreye, yeni bir bakışa doğru bizim de içerisine dahil olduğumuz bir dünyanın birimlerini konuşuyor olacağız. Artık günümüzde her olaya birden çok bakma biçimi var ve bu bakma biçimi her birimizi giderek bireyselleştiriyor. Ve dikkat ederseniz yapay zeka imgeleri de kamusal olmaktan, toplumsal olmaktan çok kişiye özel olmaya başladı. Bundan dolayı yakın zamanda bütün çocuklarımız, alfa denilen yeni bir kuşak geliyor. Bu kuşak 2013 yılında doğan ve 2030 yılına kadar doğacak olanları kapsıyor. Bunların hepsi birer yapay zeka üreticisi olacaklar. Kullanıcısından daha fazla bir şeyi tarif ediyor. İşte biz de hem ebeveynleri hem de yeni gelmek olan kuşağın nelerle sizi buluşturacağına ilişkin bir adım atmak istedik. Bugün burada izleyeceğiniz gösteriler, tango gösterileri, şairlerin şiirlerinin yapay zeka tarafından beslenerek hayatımızda oluşan bir şey yaratıcılıkla yapaylığın arasındaki bağlantının nasıl kurulacağına ve insanın kendi yaratıcılığıyla yapılandırılmış bellek arasındaki ilişkide insan hala yaratıcı özne olarak iradeyi elinde tutabileceğine ilişkin bir öngörü getirmek istedim ve bu bağlamda da bunun bir projelendirme süreci var. Ondan bahsetmek isterim.
sevgili az önce açılış konuşmasını yapan sevgili şair Neval Salak bir gün rüyasında görmüş olacak ki, Neval yanıma gel lütfen, rüyasında görmüş olacak ki dediğim bir etkinlikten sonra dans eden, o etkinlik sonrası dans eden arkadaşların çalışmalarını gördüğünde çok zeki bir insandan bahsediyorum Neval. Hemen böyle zihinsel sıçramadan yüksek bir arkadaşım. Bunu, bu buluşmayı farklı bir formda üretebilir miyiz diye bir adım attı ve şiirle dans olgusunu bir araya getirdi. Hemen bunun ardından da diğer arkadaşımı almak istedim. Sevgili... Özgür, sevgili Özgür de madem biz böyle bir iş yapıyoruz dedi, bunu biraz daha farklı bir yere taşıyalım ve günümüzün sorunsallığı üzerinden yapılan yapay zeka tartışmalarıyla yaratıcılık arasında bir bağ kuralım. Her ikisinin büyük emekleri var. O ikisinin büyük emekleri olmasaydı bu etkinlik ortaya çıkmazdı. O nedenle onlara bir teşekkür alkışını hak ettiklerini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Siz de yapıyorsunuz. İki şeyden daha bahsetmek isterim. Yanlış söylememek için, telaffuzda hata yapmamak için. Tabii bu tür etkinliklerin kamusal desteği kadar özel kurumların ve bu alanda ilgili insanların desteğine de gereksinim var. Bunu gündeme getirdiğimizde ilk kez bu etkinliğe sahip çıkan Foça Belediyesi'ne ve Foça'daki yaşayan şair arkadaşlarımıza da ayrı bir teşekkürüm var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Elbette bunun teknolojik destek, bu yapay zekanın bir de teknolojik desteği oluştu. Bu teknolojik desteği sağlayan Ajans Feedback'e teşekkür ediyorum. Ve Capillo birazdan size dans gösterilerini gerçekleştirecek olan Capillo Dans ve Spor Kulübü'ne de ayrıca bir teşekkür etmeyi gerekli buluyorum. Ve bu buluşmada bizi yalnız bırakmayan Foça halkına ve Foça misafirlerine teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Etkinlik. O kadar özgün bir etkinlik. Şimdi şairimiz Emel Öztürk'ü Seh Beni adlı şiirinin dansını yapacak olan arkadaşlarımız Burcu İleri ve Onur Efe İpek'i davet ediyorum. Çok da sıcaktı, kafama güneş geçti. Ben Emel Öztürk'ü davet ediyorum. İlk önce şiirini dinleyelim. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Ben de ilk sırada olmayı beklemiyordum, bana da sürpriz oldu. İlk şiir, teşekkür ediyorum şimdiden. Sesim sana kanatlanan kül, acıdan geçtim yüzlerden, unutuştan en çok kendimden, geçtim ve durdum. Şimdi burada yenildiğim zaman ve hız, dokunduğum ne varsa unut yangının sel olduğunu. Tutuşan gece çekme ellerini benden, bir adım daha oradan sev beni, bir adım daha oradan sev. Teşekkür ediyorum. Sana kanatlanan gül acıdan geçtim yüzlerden.
sana kanatlanan kül. Acıdan geçti yüzlerden. Arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Emeğini kutluyorum şu güzel şeyin için. Biz bu programı hazırlarken iyi bir şey olacağını, güzel bir şey olacağını biliyorduk ama bu kadar keyifli olacağını açıkçası ben de tahmin etmemiştim. Çok güzel gidiyor. Şimdi şair, tiyatrocu, müzisyen, avukat, Yücel Aysal'ın Gül, Bülbül ve Sümbül adlı şiirini dinleyeceğiz ve sonra da izleyeceğiz. Serenay Norkent ve Berk Erdik arkadaşlarımızdan seçecekler. Burada güzel alanda oynayacağız. Kızların ayakkabıları uygun olmuş. Çok evet. Kara taşlar var ya. Şurada, sevgili şiir sevdalı sınıf hocaltı, sevgili tango sevdalı sınıf hocaltı, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi ki geldiniz. Ne iyi ettiniz geldiniz. Her zaman geliniz. Ayaklarınıza sağlık. Bekliyoruz efendim. Gül, Bülbül ve Sülbül. Ey kalbimin merkezinin yan tarafının ucu, ey! Görüntüyü eme. Yaktığı ciğerimin köşesinin ortası da Orta Mahallesi'nin kenarının dilleri. Yani şeyden, yeşili almadan. Sen şol gülü sana ağzına ömrümün nazlı yediveren gülü. Sen coşup taşan lalezar ömrümün hezaren bülbülü. Sen bu vasıl ömrümün zümbülüsün, zümbülü. Alkış! Abi bu yapay zekayı dedim. Gönderdiği şeyi görüyorsunuz değil mi? Yani besteleyemeyelim diye elinden yeni yapmış. Ama becerdik oldu. Besteleyen arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Dansçı kardeşlerine ellerine ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Sen coşup taşan lalezar, ömrün ezaren gül. La 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 la. Sen
Alalım, o yeşili engelleyemiyoruz da. Evet. Kamerayı o tarafa alsak daha doğru. Işık yok arkada. Hay Allah. Işık biraz fazla batıyor. Yani olmasa zaten çekim yapamıyordu. Sevgili Foçalı ya, arkadaşlar. Bu tarafta ama evet. Yani koreografi gereği açılmak zorunda. Tabii. Hepinize sevgiyle merhaba. İyi akşamlara göre. İyi akşamlar diliyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Gerçekten enteresan bir proje. Buradaki dostlarımız, yani Foça'da yaşayan Hasan Öztoprak duyunca ya Namık dedi. Enteresan bir proje. Yani yapay zeka, şiir, dans, ben de merak ediyorum dedi. Biz dedim hep birlikte merak ediyoruz. Hikaye şöylesine önemli. Türkiye'de ilk olduğunu biliyoruz. Dünyada ne olduğunu bilmiyoruz. Yapay zeka ile ilgili hepimiz bildiğimiz kadarıyla bir fikrimiz var zaten. Fakat az önce Neval Sabah arkadaşımın söylediği gibi bunun bizim dünyamızdaki gerçeklik ilişkisi ve yansımalarıyla yüzleşmenin bir örneği olması anlamında değerlendirilmeli bizim yapmaya çalıştığımız şey. İyi ki buradayız. İyi ki geldik, iyi ki geldiniz. İyi ki böylesine bir ilk projede hep birlikte dansçı arkadaşlarla, şair arkadaşlar hep bir aradayız. Kalan bir ömrün ortasında biz gecelerde koşardık eskiden. Yıldızlar arkadaşımızdı. Yıldızlar çoğaldıkça gecede, gece yerini sabahlara bırakırdı. Bunca yükü sarsılarak taşıyor bu kent. Talan bir ömrün ortasındayız. Hangi sözü söylesem, hangi dillerde, hangi şarkıyı çalsam ezgisiyle yollara düşülen, kim anlar göğsümü dağlasam hüznümle. Yalnızım, gürül gürül bir kalabalığı taşıyor yüreğim. Ve paylaşılmayan o güzelliğin eksikliği bir de. Unuttum, baharda en çok sevdiğim çiçek neydi? Haydi anlat deyip ateş çocuklarının öyküsünü dinleyen, perçeminde suskunluğun konakladığı sevgili neyi düşünüyordur şimdi? Sürgün bir sabahta bıraktım eksikliğimi. Mevsimlerden sonbahardı. Ağlasam bir damla yaşakmaz gözlerimden o güne dair. Yansam hepsi bir tutam kül olmaz. Bütün kederleri şiirlere bıraktım. Bütün gerçekleri aynalara. Sevgiden kurganlar çoğaltıp bunca çirkinliğe bir merhabayla başlamalıyım her şeye yeniden. Teşekkür ediyorum. Sabah
zevkü sarsılara taşıyor bu kent. Talan bir ömrün ortasındayız. Hangi sözü söylesen, hangi dillerde, hangi şarkıyı çalsan eskisiyle yollara düşüler. Kim anlar göğsümü dağlasam hüznümle. Taşırken yüreğim ve paylaşılamayan o güzel eksikliği, bir de unuttum baharda en sevdiğim çiçek neydi? Haydi anlat deyin, haydi anlat deyin, haydi. Çocuklarımın öyküsünü dinleyen, perçeminde suskunluğun konakladığı sevgili, neyi düşünüyordur şimdi? Yaşamı güzelleştiren ne varsa kuşanmalıyım. Sevgilen korulandan çoğaldı bunca çirkinliğe, bir merhabayla başlamalıyım her şeye yeniden. Bir merhabayla başlamalıyım her şeye yeniden. Bir merhabayla başlamalıyım her şeye yeniden. Bir merhaba, bir merhaba, bir merhaba, bir merhabayla, bir merhaba, bir merhaba. Baharda en sevdiğim çiçek neydi? Haydi anlat deyin, haydi anlat deyin, haydi anlat deyin, anlat haydi. Anlat bir merhaba, bir merhaba, bir merhaba, bir merhabayla, bir merhaba, bir merhaba. Bir merhabayla başlamalıyım her şeye yeniden. Bir merhabayla başlamalıyım her şeye yeniden. Güzel oldun değil mi? Ben sana torpil geçmiştim zaten. Sana torpil geçmişsin. Güzel oldun, tam fark etmemiştim. Şimdi Foça'da bir şair abimizin şiirini değerlendireceğiz. Hasan Öz Toprağı, Üçler Mezarlı, Elif Suda Yumurtoğlu ve Bahsi Ayan dans edecekler. Merhaba. Tezahüratlar için ayrıca merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Harika bir etkinlik. Güzel bir kalabalık var. Teşekkür ediyorum. Bu projenin sahiplerine ve Koça Belediyesi'ne. Evet, şiirimin adı Üçler Mezarlığı. Kim bilir hangi uzaklardasınız? Artık yabancısı olduğunuz bu ülkede. Yan yana ve sessiz. Konuşursunuz. Sizi duyamaz ağacın altında sevişen kız. Bıraktığı ter kokusu hatırlatır güzelliğini ve azap verici sarhoşluğunu yaşananın. Üç kişisiniz ve tek kişi. Her daim çıplak. Artık günah işlememenin huzuru yanınızdan geçerken hissedilen. Ah sessiz mezarlık. Fısıltılı hatıraları ölümün, hayatın rüzgarsız çöpü, sakin yağından,
yeniden bir yaprak düşer. Mutlaka bir söz olur. Duyulabilecek bir söz. Teşekkür ederim. Artık yabancısı oldunuz bu ülkede, yan yana ve sessiz, yan yana ve sessiz, yan yana ve sessiz, la la la. Konuşursunuz, sizi duyamaz ağacın altında, sevişen kız, sevişen kız, la la la. Bıraktığı ter kokusu hatırlatır güzelliğini ve azap verici sarhoşluğunu yaşamanın. Üç kişisiniz ve tek kişi, her daim çıplak, her daim çıplak, her daim çıplak. Artık günah işlememenin huzuru, yanınızdan geçerken hissedilen. Ah sessiz mezarlık, ah sessiz mezarlık. Yarsız çölü, sakin ve alından, la la la. Yeniden bir yaprak düşer, mutlaka bir söz olur. Duyulabilecek bir söz, yeniden bir yaprak düşer. Yeniden düşer, mutlaka bir söz olur. Duyulabilecek bir söz, mutlaka bir söz olur. Duyulabilecek bir söz, mutlaka bir söz olur. Duyulabilecek bir söz, duyulabilecek bir söz. Bir söz, bir söz. Farkındasınız. Hadi bu yabancı sunuyor, bir ben sunuyorum ama öyle bir sırada denk gelmiş ki şimdi Neval'in şiiri var. Kendi kendisine anons etmesinde ben ikinci kez sunmak zorunda kaldım. Şimdi Neval Selahattin Tanrıcı'nın mimarı, ilk fikri veren, beraber ortak çalıştığım arkadaşım Neval Selahattin. Şimdi sulara bağışladım kalbimi şiirini okuyacak. Yağmur Selçuk ve küçücük yazmış Emre Aydın dans edecekler. Başladık. Fikir benden çıktı ama geliştirmesi de Özgür Zeybe'ye aitti. Gerçekten hem şairlerimizle dansçılarımızı buluşturduğumuz için izliyorum kenardan, çok da duygusalım. Gerçekten güzel bir iş çıkarmışız. Emek veren herkese ben teşekkür etmek istiyorum. Güzel genç dansçı arkadaşlarımıza da. Sulara bağışladım kalbimi. Sonra gittin, sonra yaz geldi. Yıldızlar yürüdü boşluklara, gizlinde saçlarımda dağlar. Bir alev düştü ömrüme, toprak, tütün ve ekmek adına sulara bağışladım kalbimi. Hadi ezberle vedaları, üstüne bir gökyüzü al. Sesin uzaklaşan bir şehir, bir kargayla göz göze gelme ihtimaliydi. Gittiğin yer
olsam acının arayüzü, sensiz de yürürüm toprakla. Unut sen de sesimi, anılar vurur insanı. Esmer bir gülüşsün, bağışladım sulara. Toprak, tütün ve ekmek aşkına. Hadi ezberle vedaları, üstüne bir gökyüzü al, sulara bağışladım kalbimi. Sonra gittin, son beyaz geldin. Yıldızlar yürüdü yaralarla. Gezindi saçlarımda dağlar. Toprak, tütün ve ekmek adına. Sulara bağışladım kalbimi. Hadi ezberle dağılın. Üstüne bir gökyüzü al. Sesin uzaklaşan bir şehir artık. Gittiğin yerde acının arayüzü sür. Sen de sesini anılar vurur insanı. Esmer bir gülsün şimdi. Hadi esmerle vedaları. Üstüne bir gökyüzü var. Hadi esmerle vedaları. Üstüne gökyüzü al. Hadi esmerle vedaları. Üstüne bir gökyüzü al. Hadi esmerle vedaları. Üstüne bir gökyüzü al. Ben şahsen bu yapay zeka meselesine çok sıcak bakanlardan biri değilim. Yaratıcı olarak belki bu mekanize, bu elektronik hadiseyi biraz reddettiğim doğrudur. Ama bu proje galiba bir ısınma hareketi oldu benim için de. Sevgili Özgür şarkımı gönderdiği zaman çok sevdim, dostlarıma da dinlettim. O yüzden şimdi sizden gelecek tepki de mutlaka bu oluşumda benim için önemli bir aşama olacaktır diye düşünüyorum. Şiirimi okuyayım, kısa bir şiir zaten. Bir dağı yanıltmak şiirimin adı. İnsanın öznesi yalnızlığıdır. Ne giyerse üstüne onunla zenginleşir. Güler insan çoğalır, susar insan serinletir.
Gider insan özlemi kabusa döndürür. Bir dağı bile yanıltır insan, dağ insanın aymazlığıdır. Teşekkür ederim. Kirpik kıyılarında deltalar,
tuzlu ve kumral saçların Ege. Gelirsin, martılar uçuşur gözlerinde, aşk deniz kokar. Tuzlu ağlar çekilir yüreğimden, ağlardan toprağa damlar sevdalar. Sana vardıkça ellerim, dilim ve eminim bir yanardağ gibiyim. Renkli takalar düşer yüreğime, geçimsiz sır denizim. Ardına değer bakışlarım, batırır takaları gözyaşlarım. Saçlarında nankör dalgalar, masada bir bardak su kalır Ege. Denizi önce dalgalar terk eder, aşk deniz batar. Konuşmasını yapan şair ve yazar abimiz Aydın Şimşek'i davet etmek istiyorum. Aydın abinin danslarını da, şiiri Bahar ismi, danslarını da Orya ve Enes Filiz yapacaklar. Tekrar iyi akşamlar. Bir iki şey söyleyeceğim çünkü çok kısa bir şiirim var. Sevgili namın Türkiye'de bir ilk dediği doğrudur ama dünyada da bir ilk. Dünyada yapay zekayla romanlar, şiirler vesaire yazıldı. Hatta mimari alanların tümü yeni algoritmalarla yapılıyor. Dolayısıyla yapay zeka hayatımızın tüm alanında var. Ahmet Enal'ın da buna yavaş yavaş eklenmiş olması sevindirici elbette. En azından bu yabancılığı kırdığımız için. Ve fakat daha önemli bir şey var.
dünyada da bir ilk. Şunun için bir ilk. Şimdiye kadar doğrudan doğruya şiirlerin, öykülerin, romanların yazıldığı, resimlerin algoritmalar üzerinden yapıldığını biliyoruz ama bir şiirin tango olgusu üzerinden beslenelim. Aynı zamanda yapay zekanın seslendirmesi bir ilk. Bu nedenle de aslında Foça dünyadaki bir ilke de tanıklık ediyor. Bu yönüyle de sanıyorum hepimiz ortak bir sevinç olsa gerek. Ben de şiirimi okuyayım. Şiirin adı Bahar. Vefasızım bahar suskusu. Verdikçe çoğalırım aşk suskusu. Aldıkça azalan gül suskusu. Çirkinim güzeller suskusu. Bahar başında tacı yükseliyor sadık bir kalple. Vefasızım bahar suskusu. Verdikçe çoğalırım aşk suskusu. Aldıkça azalan gül suskusu. Çirkinim güzeller suskusu. Güzeller suskusu. Dediğimiz şey 1920 yılında bir tiyatro oyunundan çıkmış. 1943 yılında da bunu fark eden bir mekanikçi makineler düşünebilir mi? Zeki midir diye bir soru sorarak bu
yapay zekayı oluşturmuştur. O yüzden hayal etmekten vazgeçmeyin. Şimdi şairimiz Ümit Yaşar Işık'ın davet ediyorum. Rüzgar şiirini, dansını Dilruba Sabancı, pardon Dilara Sabancı, Mehmet Emin Çağlı'ya icra edecekler. Sevgili dostlar, yıllar sonra Foça'da olmak gerçekten benim için büyük bir mutluluk. Foça'da yıllar önce görev yapmıştım. İmam başkanıydım. Sonra sürüldüm. Başka ileri gittim ama Foça'yı asla unutmadım. Foçalı dostlarımı da unutmadım. Birçoğu buradalar zaten. Kendilerine katıldıkları ve geldikleri için sizlere de teşekkür ediyorum. Bu arada bu etkinliğin düzenlenmesine büyük emeği geçen, katkıları olan Sayın Belediye Başkanımız Saniye Bora Fıçı'ya da çok teşekkürler. Komik adına, dostlarım adına teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerinde devam edeceğini, etmesi gerektiğini de burada vurgulayarak Foça'da yazdım, o yıllarda yazdığım bir şiirimle, kısa bir şiirimle sizinle akşama sürdüreceğiz. Rüzgar. Tutuklu rüzgar, bir saniye pardon. Tutuklu rüzgar koşacak şimdi. Uzak bulutlar konuk dağlarıma. Yaprak dökümünde suskunluğu. Sıralanır yorgun martılar. Kayalara çarpan dalgaların sunağı. Sevdalar çizer avuçlarıma. Soluk alışı kulağımda rüzgarım. Sazda türküler özümlemiş, doğudan batıdan ekin, karanfil kokuyor ayak sesleri, kanatları yüklü rüzgar, kuşanmış dostluğun günlerine, sevdalar çizer avuçlarıma. Evet, Koça bir sevdadır. Teşekkür ederim. Tutuklu rüzgar kopacak şimdi. Uzak bulutlar konuk dağlarıma. Yaprak dökümünde suskun. Sıralar yorgun martılar. Kayalara çarpan dalgaların sunağı. Sevdalar çizer avuçlarıma. Avuçlarıma. Soluk alışık kulağımda rüzgarın. Sazda türküler özümlemiş, doğudan batıdan ekin karanfil kokuyor ayak sesleri, kanatları yüklü rüzgar, kuşanmış dostluğun günlerini, sevdalar çizen avuçlarıma sevdalar çizer avuçlarıma sevda. Sevdalar çizer avuçlarıma avuçlarıma. Sevda şıkkında rüzgarın. Sazda türküler üzümlüm. Doğudan batıdan ekin karanfil kokuyor ayak sesim. Kanatları yüklü sevdalar çizer avuçlarıma sevda.
teşekkür ederiz size arkadaşlar. Şimdi başka şair arkadaşımız çağıracağım. Aslan Tüylüoğlu'na ama ondan önce bu şarkıları oluştururken, yaparken yazılım konusunda ve bilgisayar teknolojileri konusunda gerçekten çok büyük destek aldım. Bir yazılım ve reklam şirketi de işleten kardeşim de burada. Bir teknolojinin bugünü, yarını ve geldiği nokta üzerine bir iki şey daha söylemek ister diye düşündüm. Konuşmak ister misin? Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bir iki bir şey söyleyeyim ben de. Bu yapay zeka ile yapılmış dinlediğiniz müziklerin tamamı altyapı, kurgu, ses ve bütün her şeyle tamamen bilgisayar tarafından üretiliyor. Ama hak verirsiniz ki yapay zeka artık son tüketicinin ayağına çok geldi. Yani son tüketici olarak bizler de yapay zekada rahatlıkla bir şeyler yapıp içerikler üretebiliyoruz. Az önce sevgili Şair abim de dediği gibi bazı insanlar yapay zekanın yaratıcılığının onların örtüşmediğini söylüyor. Ben de naçizane size şunu söyleyebilirim. Yapay zeka ile biz uzun süredir haşır neşir oluyoruz. Ve hemen hemen birçok alanında hem yazılımsal olarak hem altyapı olarak hem üst yapı olarak yani hem ön hem arka tarafında destek veriyoruz. Yapay zeka bana sorarsanız bizim estetik algımızı biraz köreltiyor. Çünkü çok kısa sürede çok fazla içerik üretebiliyoruz. Ve bir tuşla ürettiğimiz içerikleri silip yenilerini getirtebiliyoruz. Burada da aslında bu etkinlikte benim en çok sevdiğim şey şu oldu. Yapay zeka ile üretilen içeriklerin içerisinde bana sorarsanız insan dokunuşu. Yani duygu ve estetik yoktu. Burada şiirlerin duyguları ve dansçı arkadaşların estetiğiyle onları da tamamlayınca insanla yapay zekanın içeriğinin üretiminin ne kadar güzel bir harman oluşturduğunu hep beraber gördük. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bu arada adını söylemedim. Adı Emin Zeybek. Bunu unuttuk söylemedi. İşte Aslan... Aslan nerede? Aslan'ın... şiirin ismi Heves. Ceren, Naz Geçit ve Emre Aydın dans edecekler orada. Merhaba Foça. Benim şiirimin dört kanalı bestelendi. Sizlere Heves adlı şiirimin tamamını burada okuyacağım. Söndü gitti. Hayat bir mum hevesi. Ben ona yalnızca çentikle attım. Bütün zamanlar boyunca kendime eski bir matara aldım. Kurudu içimde bu su hevesi. Yoluma ay şarkıları, şenlikler, ardımda dağlarca istek bıraktım. Yos yorgun bir taç yaptım sonunda. Soldu gitti dünyada bu çiçek hevesi. Kırılan daldım, ağacım uzak. Rüzgarlar sert ve savurgandım. Yollara yapraklarca üzünç bıraktım. Eridi gitti mutluluk hevesi. Tahtadan bir tabure vardı. İstemedim altın, inci, süs. Yanıma buzdan bir kolye aldım. Yürüdü gitti Ağrı Dağı hevesi. Sadece yoldasın, yalnızlık senin. Tut içine bırak kırgın günleri. Ömrümden bir tek kelime istedim. Adımla gitti bu Mecnun hevesi. Sürgünü seven gemiler gibi. Denizine küskün inciler gibi. Gökte unutulmuş yıldızlar gibi uzandı, doldu tenime toprak hevesi. Teşekkür ediyorum. Emre ve Naz'a da teşekkür ediyorum. Onlar duygu verecekler şimdi şiirlerime. Hayat bir mum hevesi,
Ben ona yalnızca çentik mi attım? Bütün zamanlar, zamanlar boyunca kendime eski bir matara aldım. Kurudum içimde bir su hevesi. Kırılan daldım ağacımıza. Rüzgarlar sert ve savurgandım. Yollara yapraklarca üzünç bıraktım. Eridi gitti mutluluk hevesi. Bu mecnun hevesi. Sadece yoldasın yalnızlık senin. Tut içine bırak kırgın günleri. Ömrümden bir tek kelime istedim. Adımla gitti bu mecnun hevesi. Sadece yoldasın, yalnızlık senin. Tut içine bırak kırgın günleri. Ömrümden bir tek kelime istedim. Adımla gitti bu mecnun hevesi. Aslında bizi yok etmek isteyenlerin çağına doğru gidiyoruz. İnsanlar kendilerine farkında olsunlar. Yani canı gönülden bunu diliyorum. En zeki veya en güçlüler değil, değişime en iyi şekilde adapte olabilenler hayatta kalır demiş Darwin. Lütfen kendimizin farkında olalım. Bizim için bu dünyada her şey mümkün. Olmaz diye bir şey sınır koymayalım. Şimdi ben son şairimizi çağırmadan önce bu güzel dansçılarımızın Kapulya Dans Kulübü'nün hocasını çağırmak istiyorum. Kuvvetli bir alkış istiyorum. Hakan Gatın. Hocamın dediği gibi dünyada canlıların var olabilmesinin tek bir sebebi vardır. Ne akıllı olmak ne de güçlü olmak. Sadece uyum sağlayabilen canlılar hayatlarına devam edebilirler. İnsan da en uyumlu canlılardan biridir. Varlığımızdan kaynaklı olarak bunun doğru olduğunu teyit edebilirsiniz. İnsan denen canlı gerçekten çok uyumlu bir canlıdır. Unutulmaması gereken şey şudur. Yapay zeka da olsa her ne olursa olsun onu yaratan da bir insandır. Ne yaparsak yapalım birbirimize karşı duyduğumuz hisleri yaratabilmek mümkün değil. Yanınızdaki insanı ne kadar çok seviyorsunuz değil mi? Elleri omzunda olan arkadaşlar var. Birbirine sarılanlar var. Birbirine kahkaha atanlar var. Dünyada biz ne yaparsak yapalım o hissiyatı yapabilecek güce erişemeyeceğiz. Ama o hissiyata erişirsek de ona da uyum sağlayacağımıza inanıyorum. Hepinizin dans etmesini istiyorum. Çünkü bedenlerimiz yalan söylemez. Ağzımızla yalan söyleyebiliriz. Fakat bedenimizle yalan söyleyemeyiz. Bedeninizle ne anlatmak istiyorsanız karşıdaki sevdiğiniz insanlara anlatın. Bu gençlerime öğrettiğim şey odur.
ağzınızla değil bedeninizle konuşun. Çünkü doğruyu söylemenin tek yolu beden dilidir. İyi akşamlar diliyorum efendim. Hepinizin dans etmesini istiyorum. Şairimiz o kadar güzel bir şey söylemiş ki, bu yüreğin yedeği yok diye. Gerçekten kalbimizin, yüreğimizin yedeği yok. Kırdırmayalım kimseye. Fatma Aras'ı davet ediyorum. Bravo. Bravo Fatma. Merhaba Koca halkım, merhaba yazlıkçılar. Benim gençliğim Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem hikayelerini dinleyerek geçmişti. Bu şiiri yazarken de biraz o gençlikten kalan payı düşünerek yazdım. Bu yüreğin yedeği yok. Ev olduğum, balkon olduğum, içimde dolanıyorum. Her camda bir gökyüzü, boş kağıt yorgunluğu. Acı, acına sarıldı sevgili. Havaya, suya, yemin, bu yüreğin yedeği yok. Bir yarımı bıraktım, atsız bir coğrafyada. Bu eller benim elim, bu ayaklar, bu tem benim. Ne yoklukta eğildim, ne varlıkta diklendim. Bir ağzım var, bir dilim. Varsayalım dilsizim. Gül de diken kanatmayı öğretir. Ah sevgili, bu yüreğin yedeği yok. Acı, sevinç ve de aşk, gizli bölgem. Zaman dışı, sanki bahar geçiyor. Günler sarı. Ey sonsuzluk, ey ömrüm, havaya suya yemin, bu yüreğin yedeği yok. Şimdi Kapıyla Dans grubumuzu davet ediyorum. Bütün dansçılarımızı, aynı zamanda dans etmek isteyen bütün konuklarımızı da Fatma Aras'ın şiiri şarkısıyla dans etmeye davet ediyorum herkesi. Evet, bravo hocam. Hadi bakalım, dans etmeyi bilen herkesi. Ey sonsuzluk, ey ömrüm, terliksiz şehirlerde geçtik kapısı çaldım. Çaldım.
Bravo. Bravo. Çok teşekkür ediyoruz. Bu, haydi bunu dinliyoruz. Arkadaşlar, dansçı arkadaşlarımın hepsini bir sahneye davet ediyorum. Caprio dans grubuna çok teşekkür ediyoruz bu projemize katıldığı için.